Neyiz biz? Deviz. Neyiz biz? Deviz. Düşmanımız kim? Thor. Düşmanımız kim? Thor. Ne yapacağız ona? Liseden attıracağız. Evet, size Netflix'teki o Ragnarok dizisinin özetini anlattım. Ne kadar da fantastik bir dizi ya bu. Şimdi sinema sektörü olarak Yunan mitolojisinin ağzına sıçtık. Artık Zeus ne hallere düştü, ne hallere? O Afroditler ne hallere düştü? İşte Mısır'ın zaten ağzına sıçtık. Sonra bir gözümüzü kuzeye diktik. Sıçtı artık o, yapacak bir şey yok. İşte son eser de bu. Ragnarok dizisi. Yani geçen bir yayında bunu bol bol önerdiler bana. İlla izlemelisin, öyle efsaneli mefsaneli bir şey. Yani işin içinde Netflix olunca ben de öylesine bir açtım geçen. Zaten kısa bir şeydi. Abi bir dizi bu kadar irrite edici olur ya. Yani diziyi şöyle anlatayım size. Ede diye bir yer var Norveç'te. Magne diye çocuk o Ede'ye taşınıyor ailesiyle birlikte. Sonra güçlü olduğunu fark ediyor. İnsanüstü güçleri olmaya başladığını fark ediyor. İşte çekici alıyor, yarım kilometre öteye atıyor. İşte 100 metreyi 6 saniyede koşuyor vesaire. Sonra buna tanrılar tarafından bahşedildiğini öğreniyor bu gücün. Sonra bir grupta troller var. İşte bu Norveç mitolojisinde devler ve tanrıların savaşı vardır. Oradan kalma bir dev ailesi var. O dev ailesiyle olan çarpışmasını ele alacaklar. Ama çarpışma da ne çarpışma yani. Sözde fantastik kurgu bir dizi. Bir anca sonunda bir tane yıldırım görebiliyorsun. Onun dışında çocuğun yaptığı en fantastik hareket herhalde bardak kırmak. Böyle sinirini tutamayıp bardak kırması ya da işte çekiç atması. Hatta bir yerde bir köpek sahnesi var. İşte dev diyor ki o eskiden olduğun şeye dönüş ve onu öldür falan. Bekliyorum ki bu köpek böyle dev bir şeye dönüşecek. Hani diğer kuzey mitolojisinde anlatılan o köpek, adını hatırlamıyorum kendisini. Dev bir köpek olur, böyle çok parçalayıcı olur. Anam, hani burada bildiğin kaniş lan bu. Kaniş, bildiğin bir tane kaniş geliyor, Thor'u ısırmaya çalışıyor, Thor da bunu öldürüyor. Yani bok var. Yani yapamıyorsanız yapmayın abi böyle şeylere. Netflix niye böylesin? Tamam anladık, bütçen düşük. Çok fazla para harcamak istemiyorsun, yapma. Ne gerek var kuru kalabalığa ya? O kadar çok iğrenç diziler var ki ben bu gidişle büyük ihtimalle abonelik vesaire onu kullanmayacağım ki gerçi Rümeysa'nın aboneliği kullanıyorum ama olsun, Rümeysa'ya söylerim. O aboneliğini kaldırır yani, bu kadar saçma sapan iş. İşlerle karşımıza çıkmayın ya. Özellikle bu dizicilik türedikten sonra bilim kurgu, fantastik artık yerlerde bilim kurguya dair görsel hiç göremiyoruz. Mesela fantastik dizi diyorlar, vampir var. Ne yapıyor? Uçma kaçma herhangi bir şey yok. Vampir öğesi yok, görsel efekt yok. Arada bir dişini çıkartıp adam ısırıyor. O kadar. Ya onu da çok iyi yapamıyor. Çünkü bütçe kısıtlı, Türk dizisine döndü olay. Yani normalde yarım saatte işlenecek bir konu 10 bölüme yayılıyor, 5 saatte işleniyor. Artık o kadar tiksindirtmeye başladılar beni. 30 dakikalık bütçeyi harcıyorlar, 5 saate onu yayıyorlar. Hiçbir şey dönmüyor. Bir odada 15 dakika bakışıyor karakterler. Bunu biz Hint dizisinde de görüyoruz. Senin bir farkın olması gerekmiyor muydu Netflix kardeş? Çünkü sana özel bir para veriyoruz biz. İçeriğindeki içerikleri genişletmek istiyor ama hani bu böyle gitmez bana kalırsa. Büyük ihtimalle patlar bu gidişle. Çünkü rakipleri çok sağlam bir şekilde geliyor. Umarım rakipleri de sapıtmaz, buradaki üyeliği iptal eder, başka yere geçeriz. Bu nedir? Okuyayım yani, böyle Ragnarok dizisi mi olur ki? Bu sadece bir tane örnek. Netflix'te daha bundan binlerce örnek var. Neyse, bir sonraki podcast'te kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinize.